Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Buradayız çünkü gerçekten uzun yıllara dayanan ender firmalardan bir tanesinde Polat İnşaat'ta olmanın ayrıcalığını yansıtıyorsunuz bizlere. Teşekkürler efendim. Geçen koskoca 18 yıl var ama değişmeyen tek şey kalite, güven ve müşteri memnuniyeti oldu bizler için. Bu anlamda İstanbullular çok şanslı diyorum. Biz de şanslılar, evet. Yıl 2000, bu güzel mekan bizler için kuruldu ve geçen 18 yılı tabii sizden dinlemek istiyorum. Neredeydik, nerelere geldik diyorum. Geçmiş günlerimizden dediğiniz gibi 2000'li yıllardan inşaat sektörüne atıldık. Bugünlere geldik çok şükür. İnşaat sektöründe hedefimiz her zaman bu kiracılığa son getirmek, insanların kira ödemektense kendi dairelerini, kendi paralarını kendileri ödeyip huzurlu bir hayat sürmeleri. Sonuçta bu kira ödedikleri zaman veya ceplerinden para çıktıkları zaman insanların biliyorsunuz geçim kaynağı olan para gidiyor. Her zaman olmuyor. Gidiyor. Bir de ödüyor mülke gitsin diyorsunuz değil evet, mi? Evet, yani ödeyerek mal sahibi olsunlar efendim. Süpersin. Burada o kadar güzel bir konuya değindin ki gerçekten artık sizlerin sağladığı anlaşmalı bankalarınız var. Çünkü muhteşem bir şekilde çok düşük faiz oranları ile birlikte bu krediler sağlanabiliyor sizler sayesinde. Ve tabii ki bu da biz nihai tüketicilere yansıyor. Ve burada tüm müşteriler adına ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kira öder gibi ev sahibi olmak gerçekten çok mümkün artık. Ve Polat İnşaat'ın felsefesi de hiç kimse kiracı kalmasın, ev sahibi olsun diyorsunuz. Tek temelimiz o. Başakşehir'deyiz ve muhteşem bir dekorasyonla bizleri ağırlamanın farklılığını yansıtıyorsunuz. Yaptığımız iş aslında referansımız diyorsunuz bir anlamda. Evet. Burada Başakşehirliler mi yararlanıyor bir tek bu hizmetten? Şimdi bölgemiz iki mahalleden oluşuyor. Olduğumuz mekan Altınşehir bölgesi. Türkiye çapında mı diyelim, dünya çapında, Türkiye çapında diyelim, hiç dünya çapına girmeyelim. Türkiye çapında ilk yerleşim alanlarından birisindesiniz. Yarımburgaz Mahallesi diye geçerdi eskiden. Şimdi Altınşehir, Şahintepe, Kayabaşı diye adlandırıldı. Ama bizim mahallemiz iki mahalle. Biri Güvercintepe, biri Altınşehir. Sizin de sorduğunuz soru gibi mesela bugün Esenler, Bağcılar, Güngören'de oturan vatandaşlarımız sık boğaz. Yani çok böyle daralan binaların içinde, çarpık kentleşmenin içinde. Ama bu Başakşehir dediğimiz zaman yeni bir semt oluyor ama Altınşehir dediğimizde çok eskiye dayanıyor buranın şeyi. Geçmişi. Tabii ki. Altınşehir mahallemiz baktığımız zaman inşaat sektöründe yeni yeni başladık. 2013'lü yıllarda. Yani resmi yapılaşma kentsel bölümü. Ama Kayışehir bölgesini derseniz, Kayışehir bölgesinde önceden boş bir araziydi. Şimdi ise büyük bloklar, temiz, daha yaşanılabilir mekanlar yapıldı. Ama en gözdesi, Başakşehir'in en gözde mahallelerinden bir tanesi Altınşehir Mahallesi'dir. Biz de Altınşehir Mahallesi'nde zaten doğduk, büyüdük. Buranın halkıyız, buranın vatandaşıyız. Şirket olarak da aile şirketimizi kurduk. Önceliğimiz burası diyorsun. Önceliğimiz burası. Tabii ki Silivri, Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih Mahallesi, buralarda da inşaat yapıyoruz yani. Hayır demiyoruz. Burada gerçekten bir arsayı beğenip onu satın alıp üzerine muhteşem bir inşaatı yapabileceğiniz gibi gelen taleplerle doğru orantılı inşaatlarımız da sürüyor. Konuklarımız buraya gelerek kendi arsalarına inşaat yapabilir miyiz talebinde?